Arkadaşlar trigonometri 2'nin 19. testi ile çözümlerimize devam edelim. Birinci sorumuzda bize 6 artı 6B'nin 11 pi eşit olduğunu vermiş. Buna göre ifadesinin değeri hangisidir demiş. Şimdi öncelikle burası sin çarpı cos, sin çarpı cos ifadesi verilmiş. Yani burası nedir? Bir sin bir cos geldiğine göre sinüsün toplam fark sembolü, açılımı daha doğrusu. Arada da artı işareti olduğuna göre burası aslında nedir? Sinüs A artı B'ye eşit. Şimdi elimizdeki bu ifade de 6 parantezine alsak a 6 çarpı a artı b ifadesi 11 pi. Buradan her tarafı 6'ya bölersek a artı b değerimiz 11 pi bölü 6 gelecek. O zaman a artı b yerine yazalım bunu. Sinüs 11 pi bölü 6. Şimdi pi dediğimiz ifade 180 derece. Dolayısıyla sadeleştirdiğimiz zaman 30 gelecek. 30 çarpı 11 de sinüs burası nedir? 330 gelecek. Şimdi 330'u birinci bölge almaya çalışalım. Burası nedir? 360 eksi 30 olarak yazarsak eğer 330 elde ediyoruz. Dolayısıyla sinüs 30 gelecek. Dördüncü bölgede olduğu için sinüs eksi olduğundan eksi sin 30 gelecek. Buradan da cevabımız eksi 1 bölü 2 olacak. İkinci sorumuzda ifadesinin değeri hangisidir demiş. Bu sefer 11x'in pi bölü 2 yani 90'a eşit olduğunu söylüyor. Şimdi bakalım sinüs x, sinüs 7x, kosinüs x, sinüs x, kosinüs 7x verilmiş. Sin çarpı kos, sin çarpı kos olduğuna göre burası yine sinüsün açılımı. Eksi işareti olduğu için 7x eksi x'ten burası 6x geldi. Daha sonra burada baktık kos çarpı kos, kos sin çarpı sin olduğuna göre burası kosinüsün açılımı. Aradaki işaret eksi ise 3x artı şöyle yazıyoruz. 3x artı 2x şeklinde yazıyoruz biliyorsunuz. Dolayısıyla burası da kosinüs 5x oldu. Şimdi sin 6x, kos 5x ifadesi 6 ile 5'in toplamından 11x. 11x 90'a eşit olduğuna göre o zaman birbirlerini şimdi normalde mesela nasıl diyoruz? Biz sinüs 30 değeri kosinüs 60'a eşit. Çünkü sin 30'da kos 60 yani daha doğrusu 30 60 birbirlerini 90 dereceye tamamladıkları için sinüsü kosinüsüne eşittir diyoruz. Şimdi burada da sinüs 6x ifadesiyle 5x birbirlerini 90 dereceye tamamlıyorlar. Çünkü 11x 90'a eşitmiş. Dolayısıyla sin 6x ifadesi de kosinüs 5x o zaman eşit. Çünkü bunlar birbirlerini 90 derece tamamladıkları için sinüsü kosinüsüne eşit geldi. Dolayısıyla biz sin 6x yerine mesela kosinüs 5x yazarsak payda da kosinüs 5x var. Sadece 7 zaman cevap 1 gelecek. Üçüncü sorumuz ifadesinin eşiti hangisidir demiş. Şimdi kos çarpı kos aradaki işaretlerimize bak açılarımıza bakalım. Sin çarpı sin verilmiş. Şimdi kos çarpı kos olduğuna göre kosinüsün açılımı gelecek. Toplam fark formülü gelecek. Burası artı ise aradaki işaret eksi olacaktı. Zaten e, kosinüs olduğu için kimin büyük yani hangisinden hangisini çıkardığımızın bir önemi yok. Çünkü çift fonksiyon. Şimdi aradaki artıdan dolayı işaretleri bunların çıkartacağız. Tabi x eksi pi bölü 4 eksi. Şöyle büyük parantez yapalım. x artı pi bölü 4 açılarını çıkartacağız burada. Paydaya bakalım. Sin çarpı kos. Sin çarpı kos olduğuna göre burası sinüsün açılımı gelecek. Aradaki işaret artı ise direkt bunları toplayacağız zaten. Yani sinüs x artı pi bölü 4 artı x eksi pi bölü 4 gelecek. Burada eksiği dağıttığımız zaman eksi x eksi pi bölü 4 x'ler gidecek ve e, kosinüs eksi 2 pi bölü 4 değeri gelecek. Paydadaki ifade de sinüs pi bölü 4'ler gidecek. Direkt 2x kalacak burada da. Şimdi burası sadeleştirerek eksi pi bölü 2. Kosinüs çift fonksiyonu olduğuna göre eksi sin'i ve burası nedir? Kosinüs pi bölü 2 olacak. Paydada da sinüs 2x değerimiz var. Kosinüs pi bölü 2 yani kosinüs 90. 90 sıfır olduğuna göre dolayısıyla cevabımız sıfır bölü sinüs 2 xten sıfır gelecek. Dördüncü soruda alfa açısı verilmiş birinci bölgede tanjant alfa değeri veriliyor. Buna göre ifadesinin açılımı nedir? Kosinüs 60 artı alfa. Açılımını yapalım. Kos 60 çarpı kosinüs alfa artıdan dolayı araya eş, eksi işaret koyduk. Sinüs 60 çarpı sinüs alfaya eşit. Şimdi sinüs sin, pardon kosinüs 60 değerimiz zaten 1 bölü 2. Kosinüs alfa değerini bilmiyoruz. Bunun için de burada e, dik üçgende onları bulmaya çalışalım. Alfa açısı var. Tanjant değerimiz 2 bölü kök 5 ise karşı bölü komşusu 2 bölü kök 5 şeklinde yazdık. Pisagor'dan dolayı da burası nedir? Kök 9'dan 3 olarak gelecek. Dolayısıyla kos alfa değerimiz nedir? Komşu bölü hipotenüsten kök 5 bölü 3 eksi sin 60 değerimiz kök 3 bölü 2. Sin alfa değerimizde karşı bölü hipotenüsten dolayı 2 bölü 3 geldi. Paydalar 2 çarpı 3'ten zaten direkt 6. Buradan kök 5 eksi burada da 2 kök 3 değerimiz var. Şıklara baktığımız zaman kök 5 eksi 2 kök 3 bölü 6 D şıkkında verilmiş. Beşinci sorumuz x artı y'nin 5 pi bölü 3 olduğu veriliyor. İfadesinin değeri hangisidir? Şimdi e, bu ifadelerin kareleri alınmış. Bu açılımları yapalım o zaman. Sin kare x eksi arada eksi işaretimiz var. 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs y Artık kos kare y geldi. Artı buradaki açını da yapalım. Sin kare y. Eksi 2 sinüs y çarpı kosinüs x. Artı kos kare x ifadesi var. Şimdi sin kare x ile kos kare x değerleri sonuçta ikisi de x açısı. Sin kare x ile kos kare x'in özdeşlikten dolayı toplamları 1. Kos kare y ile sin kare y'nin de toplamları 1. Dolayısıyla burası 2 geldi. Eksi buradaki ifadeleri direkt eksi 2 parantezine alarak yazalım sinüs x çarpı kosinüs y. Eksi parantezini aldığım için artı oldu burası. Sinüs y çarpı kosinüs x. Sin çarpı kos, sin çarpı kos verilmiş. Dolayısıyla burası nedir? Sinüs. Aradaki işaretle artı sinüsün açılımı gelecek. x artı y ifadesine eşit. Zaten bize x artı y'nin 5 pi bölü 3 olduğunu söylemişti. Sinüs 5 pi bölü 3 değeri. Şimdi bunu açıya çevirelim, dereceye çevirelim. 180 bölü 3'ten burası 60. Dolayısıyla nedir burası? 60 çarpı 5'ten sinüs 300'e eşit oluyor. Sinüs 300'de şöyle yazalım. 360 eksi 60 dersek 300'ü e elde ediyoruz. Dolayısıyla burası nedir? Sinüs 60'tır. 360'dan dolayı işaret de, yani ismi de değiştirmiyoruz. Ama sinüs 300 4. bölgede olduğu için eksi sin 60 olarak gelecek. Sin 60 değerimizde kök 3 bölü 2 olduğuna göre yazalım artık. Burada başında eksi 2 vardı. Eksi 2 çarpı bu ifadede eksi sin 60 bulduk. Yani eksi kök 3 bölü 2. Çarptığımız zaman ikiler sadeleşecek. Artı kök 3 olacak. Dolayısıyla cevabımız 2 artı kök 3 gelmiş oldu. Evet 6. sorumuzda ifadesinin değeri kaçtır demiş. Şimdi bu açılımları yapmamız lazım yine. Sinüs toplam fark formülünü açıyorum. Kosinüs 45 artı kosinüs x çarpı sinüs 45. Paydadaki ifadede kosinüsün açılımını yapalım. Kosinüs x çarpı Kosinüs 45 gelecek. Aradaki işaret eksi ise yine artı oldu burası. Sinüs x çarpı sinüs 45. Şimdi buradaki ifadeler kos 45 ve sin 45 değerlerini biliyoruz. Yazalım direkt. Kos 45 değerimiz kök 2 bölü 2. Kök 2 bölü 2 çarpı sinüs x. Aynı şekilde sin 45 değerimiz de kök 2 bölü 2 çarpı kosinüs x geldi. Burada da aynı şekilde kos 45 değerimiz kök 2 bölü 2 çarpı kosinüs x. Sin 45 değerimiz kök 2 bölü 2 çarpı burası sinüs x geldi. Direkt e, baktığımız zaman aslında buradaki ifadelerin aynısı burada da var. Direkt yani buradaki ifadenin aynısı paydada da olduğuna göre aynı ifadeler geliyor. Hiç kök 2 bölü 2 parantez almamıza bile gerek yok. Direkt aynısı olduğu için bunlar komple birbirlerini sadeleştirdi. Dolayısıyla cevabımız 1 geldi. 7. soruda ifadesinin eşiti hangisidir demiş. Şimdi e, bu ifadelerin karelerini açarak düzenleyelim sin kare a artı 2 çarpı sinüs a çarpı sinüs b artı sin kare b artı buradaki açını da yapalım. Kos kare a artı 2 kos a çarpı kos b artı kos kare b geldi. Paydadaki ifadeyi de yazalım aynısını. 1 eksi kosinüs hatta burada a eksi b açılımını yapalım. Artı demişse kosinüs a eksi b'nin açılımı nedir? Şöyle parantezini yapalım. Kos a çarpı kos b Eksi olduğu için işaret artı oldu. Sinüs A çarpı sinüs B ifadesi geldi. Şimdi paya bakarsak sin kare A ile kos kare A ifadesi özdeşlikten dolayı bir. Aynı şekilde sin kare B ile kos kare B ifadesi yine özdeşlikten dolayı 1 geldiği için topladık 2 oldu. Bunları da iki parantezine alırsak iki parantezinde burası sinüs A çarpı sinüs B artı kosinüs A çarpı kosinüs B ifadesi geldi. Payda zaten 1 artı bu ifadeyi söylemiştik. Burasını direkt iki parantezine alabiliriz. 2 parantezinde burası nedir? 1 artı bu ifadenin direkt aynısını yazıyorum. Sinüs a çarpı sinüs b artı kosinüs a çarpı kosinüs b geldi. Paydada da zaten ne vardı? 1 artı ifadeyi yazalım yine. Kosinüs a çarpı kosinüs b artı kosinüs a çarpı kosinüs b ifadesi geldi. Şimdi pardon burası sinüs a çarpı sinüs b. Şimdi baktığımız zaman bu parantez içindeki ile bu parantez içindeki 1 artı sin a çarpı sin b Kos a çarpı kos b. Burada da 1 artı sin a çarpı sin b Kos a çarpı kos b var. Dolayısıyla parantez içleri birbirine aynı olduğu için bunlar tamamen birbirlerini sadeleştirdi. Geriye sadece 2 değeri kalmış oldu. 8. soruda tanjant x'in değerini istemiş bizden. Şimdi kotanjant verilmiş. Burada da kosinüs ve sinüs değerleri açılar farklı. Bu kotanjantı şöyle yapabiliriz. E, cos sin olarak açarsak kosinüs x eksi pi bölü 4 bölü sinüs x eksi pi bölü 4 geldi. Artı bu ifadeyi aynen yazıyorum. Kosinüs x artı pi bölü 4. Burada da sinüs x eksi pi bölü 4 ifadesinin toplamlarının 1 olduğunu söylüyor. Şimdi baktığımız zaman paydalar birbirlerine eşit zaten. Dolayısıyla burada ortak paydada yazalım direkt sinüs x eksi pi bölü 4 paydasında payları toplayalım. Kosinüs buradaki ifademiz hatta direkt kosinüs x eksi pi bölü 4 de kosinüs x artı pi bölü 4 ifadesini direkt açılımını yapar, yazarak yapalım. Burada şöyle diyeceğiz kosinüs x çarpı kosinüs pi bölü 4 de 45 olarak yazacağım. Kosinüs x çarpı kosinüs 45 eksi olduğu için aradaki işaret artı gelecek. Sin x çarpı sinüs 45. Artı payları topladığım için buradaki açılımı da yapalım. kosinüs x çarpı kosinüs 45 artı olduğu için aradaki işaret eksi oldu. Sinüs x çarpı sinüs 45 geldi. Şimdi e, sin x çarpı sin 45 de burada da aynısı var. Bu artı bu eksi olduğuna göre bunlar direkt birbirlerini götürdü. Buradaki ifadeler de birbirlerinin aynısı. Kos 45 değerini de yazalım. Kök 2 bölü 2 aynı şekilde burada da kök 2 bölü 2. Dolayısıyla kosinüs x parantezini aldığımız zaman burasını kosinüs x parantezine kök 2 bölü 2 ile kök 2'yi topladığımız zaman kök 2 bölü 2 direkt kök 2 geldi. Paydadaki ifadenin de açılımını yapalım. Sinüs x çarpı e, kosinüs 45 eksi olduğu için burası da eksi geliyor sinüste. Kosinüs x çarpı sinüs 45 geldi. Şimdi kos 45 değerimiz kök 2 bölü 2. Sinüs x demiştik. Burada da kosinüs x çarpı sin 45 değerimize yine kök 2 bölü 2 geldi. Kök 2 bölü 2 parantezini alırsak buradaki ifademiz de nedir? Sinüs x eksi kosinüs x oldu. Paydadaki ifademiz de buydu zaten. Burada hatta şöyle yazalım karışmasın. Kosinüs x çarpı kök 2 var. Paydadaki kök 2 bölü 2 çarpı sinüs x çarpı eksi kosinüs x değerimiz var. Bu ifade 1'e eşit. Burada kök 2'ler zaten sadeleşti. Bu 2 de 1 bölü 2'den ters çevirdiğim zaman 2 kosinüs x oldu. Bu ifade 1'e eşit 2 kosinüs x bölü sinüs x eksi kosinüs x eşittir 1. İçler dışlar çarpımı yaparsak 2 kosinüs x eşittir. Buradan sinüs x eksi kosinüs x değeri geldi. Kosinüs x'i karşı tarafa gönderdik. 3 tane kosinüs x sinüs x'e eşit oldu. Bizden tanjant x'i istiyordu. Dolayısıyla sin bölü kosa ihtiyacımız var. Kosinüs o zaman buraya paydaya gönderirsek 3 eşittir sinüs x bölü kosinüs x'ten. Burası tanjant x dolayısıyla cevabımız 3'e eşit oldu. 9. sorumuzda tanjant x eksiye 1'e eşittir demiş. Buna göre 1 eksi tanjant y çarpı 1 artı tanjant x ifadesinin değeri nedir? Şimdi e, bu çarpma işlemini yapalım. Bunları birbirleriyle çarparsak. 1 çarpı 1. 1 ile tanjant x'i çarptık. Eksi tanjant y. Eksi tanjant x çarpı tanjant y ifadesi geldi. Şimdi e, bu ifade de tanjant x eksi y toplam fark formülünden açalım normal. Tanjant x eksi y ifadesi nedir? Tanjant x çarpı tanj pardon tanjant x eksi tanjant y bölü burada eksi ise burası eksi bu sefer burası artı geliyor. 1 artı tanjant x çarpı tanjant y değeri geldi. Şimdi bu ifadenin 1'e eşit olduğunu söylemiş. İçler dışlar çarpımı yaparsak tanjant x eksi tanjant y değeri 1 ile bu ifadeyi çarpıyorum. 1 artı tanjant x çarpı tanjant y'ye eşit. Dolayısıyla şimdi burada tanjant x eksi tanjant y değeri var. Bunun aynısını yerine biz bunu yazarsak. 1 artı bu ifadenin yerine bunu yazıyorum. 1 artı tanjant x çarpı tanjant y. Eksi bu ifadeyi aynen yazdım. Tanjant x çarpı tanjant y. Şimdi bu ifadeler birbirine aynısı. Burası artı burası eksi verilmiş. Yani şöyle aslında arada eksi var. Dolayısıyla bu ifadeler direkt birbirlerini tamamen götürmüş oluyor. Geriye 1 bir artı birden 2 kaldı. 10. soruda bir ABC üçgeninde tanjant B ve kosinüs C değerleri verilmiş ve sinüs A değeri isteniyor. Şimdi e, bir üçgene ihtiyacımız var. Biz öncelikle ABC üçgeni diyelim ona. Bize B açısı ve C açısı ile ilgili bilgi vermiş. Şimdi e, bizim sonuçta trigonometrik ifadeleri kullanabilmemiz için bir dik üçgene ihtiyacımız var. Ama bu açıları e, bunlardan mesela dikindirmektense A'dan dikindirelim ki bu açıları bu şekilde yaparak ikiye bölmeyelim. Direkt buradan tanjant B için bu üçgende sonuçta dik üçgen. Tanjant B karşı bölü komşu olduğuna göre burası bunlara oran olarak yazarsak daha iyi olacak. 1 bölü 2 oranı olduğuna göre burası A'ya 2A geldi. Kosinüs C için de burada da komşu bölü hipotenüs uzunluğu. Bunları da B'ye B olarak yazalım. Yani 3 B'yi kök 10 B şeklinde gelsin. Şimdi burada A ve B ile ilgili bilgi edinebilmemiz için bir, bu üçgende Pisagor kullanabiliriz. 3b'nin karesini aldık 9b kare artı a'nın karesini aldık kök 10 b'nin karesini aldığımız zaman da 10b kare geldi. Diğer tarafa gönderdiğimiz zaman a kare eşittir b kare. Dolayısıyla burada a ve b değerleri eşit olabilir ya da herhangi biri eksi olabilir. Ama sonuçta uzunluk olacağı için eksi, son, eksi kök 10 diye bir şey olamayacağına göre a'yı b'ye eşit aldık. Dolayısıyla bu değerlerimizin hepsi o zaman a cinsinden yazalım. a 2a 3a burası da kök 10a şeklinde geldi. Burada da aynı şekilde Pisagor uygularsak a'nın karesi Artı 2a'nın karesi 4a kare. Buraya da mesela y dersek burası y'nin karesi. Dolayısıyla burası 5a kare eşittir y kareden. Kare kökünü aldığımız zaman da y değerimiz kök 5a olarak geldi. Şimdi bizim sinüs a'ya ihtiyacımız var. Şimdi a açısını, e, a açısı için de bir dik üçgen ihtiyacımız var. Mesela bunlardan bir diklik indirsek uzunlukları tam olarak nasıl ayrıldığını bilemeyiz. Şöyle yapalım bunun için de. Bu alfa açısını istiyor, a açısının sinüsünü istiyor bizden. Bunu iki üçgende de ayrı ayrı kullanabiliriz. Mesela burası alfa burası beta dersek sinüs A açısı aslında neye eşit olmuş oldu? Sinüs alfa artı beta eşit oldu. Biz burada da toplam fark formülünün açılımını yapalım onun. Sinüs alfa artı beta. Buradan ne Sinüs alfa çarpı e, kosinüs beta gelecek. Artı kosinüs alfa çarpı sinüs beta geldi. Şimdi bu üçgenlerde bu değerleri bulabiliriz. Sinüs alfa değerimiz nedir? Karşı bölü hipotenüsten dolayı a'ları yazmamıza gerek yok zaten hepsi aynı cinsten artı. 2 bölü kök 5 geldi. Kosinüs b komşu bölü hipotenüsten dolayı 1 bölü kök 10. Kosinüs alfa değerimiz komşu bölü hipotenüsten dolayı 1 bölü kök 5. Sinüs beta değerimiz bu üçgende bakıyorum. Karşı bölü hipotenüsten dolayı 3 bölü kök 10 geldi. Paydalar zaten aynı kök 50 gelecek. Kök 5 ile kök 10'un çarpımından payda kök 50. Burada da aynı şekilde. Burada 2 artı 3'ten 5 geldi. 5 bölü kök 50. Tabi bunu kök 50 olarak bırakmayalım. Ee, şöyle dersek burasını 25 çarpı 2 dersek. 5 bölü kök 25'ten 5 dışarıya 5 olarak çıktı. 5 kök 2 geldi. 5 tane sadeleşti. Cevabımız 1 bölü kök 2 oldu. 1 bölü kök 2'yi de tabi şıklarda eğer vermediyse ne yapıyoruz? Paydayı tekrar kök 2 ile genişleterek kök 2 bölü 2 cevabına ulaşmış oluyoruz. 11. sorumuzda ifadesinin eşiti hangisidir demiş. Sinüs a artı b ifadesini Şimdi bu açılımı yapalım. Sinüs a çarpı kosinüs b artı kosinüs a çarpı sinüs b geldi. Eksi bu ifadenin aynısını yazacağım. Sinüs b çarpı kosinüs a. Paydayı da aynen yazalım. Kosinüs a çarpı kosinüs b geldi. Şimdi burada sin a çarpı kos b Burada sin b çarpı kosa var. Buradaki ile bunun aynısı değil. Şunun aynısı galiba. Kosa çarpı sin b kosa çarpı sin b. Bu artı bu eksilisi gelmiş. Dolayısıyla bunlar birbirlerini direkt götürdü. Geriye bu ifade kaldı. Yani sinüs a çarpı kosinüs b. Payda da kosinüs a çarpı kosinüs b var. Kos b'ler de sadece işte, aralarında çarpma var sonuçta. Sin a bölü kosa o da sin bölü kostan tanjant a değerini bulmuş oluyoruz. Evet 12. sorumuz ifadesinin eşiti hangisidir demiş. Şimdi cos 40 cos 50 hiçbirbirlerine yaklaşan değerler değil aslında. Ee, şöyle diyeceğiz bu tarz sorularda kök 3 ifadesini vermiş. Şimdi kök 3'ü yerine trigonometrik bir ifade yazalım. Cos 40 artı kök 3'ü bize e, trigonometrik ifadelerden kim verecek? Mesela tanjant 60 değeri kök 3'e eşittir. Tanjant 60 değerini açarsak sin 60 bölü kosinüs 60 çarpı kosinüs 50 değerimiz var. Payda da sinüs 70. Şimdi öncelikle bu pay kısmını düzenleyelim. Burada payda eşitleyeceğiz. Yani cos 60 ile cos 40'ı çarpıp bununla toplayacağız. Cos 60 çarpı kosinüs 40 artı sin 60 çarpı kosinüs 50 geldi. Böyle payda da hala sin 60 pardon, cos 60 değerimiz var. Paydadaki bu sin 70'i sonradan yazarız. Öncelikle burayı düzenleyelim. Şimdi burada cos 60 cos 40 sin 60 cos, sin 60 cos 40 değerimiz var. Dolayısıyla bu ifade kos çarpı kos sin çarpı sin olduğu göre kosinüsün açılımı geldi. Aradaki işaret artıysa da biliyorsunuz çıkartıyoruz. Yani 60 eksi 40'tan burası kosinüs 20 oldu. Payda da kos 60 değerimiz de 1 bölü 2. Ters çevirdiğimiz zaman burası 2 çarpı kosinüs 20 oldu. Şimdi bu pay kısmından 2 çarpı kos 20'yi bulduk. Payda da sin 70 değerimiz var. Pardon. Şimdi 70 ile 20 birbirlerini 90 dereceye tamamlıyor sinüsün kosinüsü verilmiş. Yani kos 20 değeri dolayısıyla sin 70'e açıları 90 derece tamamlandığı için birbirine eşit. Yani ben kos 20 yerine sin 70 yazabilirim. Dolayısıyla sin 70'ler birbirlerini sadeleştirecek. Cevabımız da 2 olacak.